Evet, herkese günaydın. Günaydınlar sevgili izleyiciler. Stüdyomuzdaki sevgili değerli izleyicilerimiz ve 360 ekranlarındaki izleyicilerimiz. Hepiniz hoş geldiniz. Doktorum yanımda başlıyor bugün de. Bugün sizler için iki önemli konudan bahsedeceğiz. Bunlardan bir tanesi belki de kendimize bir iyilik yapmak aslında. Çünkü neden bahsedeceğiz? Belki gelecek yıllarda çok daha fazla duyacaksınız bağırsak bakterilerinden. Biliyoruz ki bağırsak bakterilerinin özellikle iyi bakterilere doğru daha fazla gelişmesi bizim sağlığımızı olumlu yönde etkiliyor. Selda, özellikle mesela inflamatuar hastalıklar dediğimiz diyabet, kalp hastalıkları, damar sertliği gibi pek çok hastalıkta iyi bağırsak bakterileri bizi koruyor. Ama ikinci konumuz biraz da belki de eşinizi ya da ailedeki diğer bireylerin hayat kalitesini yükseltmek için. Evet. Çünkü horlamayı nasıl önleyeceğiz? Uyku apneyi nasıl önleyeceğiz, onu konuşacağız biraz. Evet, bir bayan olarak ben de eklemek istiyorum ki buradaki izleyicilerimiz de bana katılacak. Hiçbirimizin eşi evet ben çok horluyorum demiyor. Diyor mu? Yani o akşam çok horladın, hiç beni uyutmadın. Ki ben mi horladım? Acaba neden horluyoruz? Uyku apnesi ne, horlama ne, sebebinin altında yastıklar mı yatıyor, yorgan mı? Ya da hangi hastalıklar yatıyor, konuşacağız. Bugün ama şunu söyleyeyim, ben horlamam. Hadi canım. Bence eşimize soralım. Horlamam. İlay'a sor. Hangi erkek horladığını kabul ediyor zaten? Gerçi hanımlarda da gördüğümüz bir şey. Konuşacağız hepsinin sebeplerini. Yine dopdolu bir içerik hazırladık sizlere sevgili izleyiciler. Hemen hatırlatalım. WhatsApp numaralarımızdan program boyunca lütfen sorularınızla bize eşlik ediniz. Uzmanlarımız sorularınızı yanıtlasın. Bir de şunu da eklemek lazım. Biliyorsunuz sosyal medya hesaplarımız aktif durumda. Evet. Lütfen diğer sosyal medya hesaplarımızı Instagram'dan, Twitter'dan da takip edin. Ve WhatsApp sorularını evet bekliyoruz. Çünkü gerçekten bu programı aslına bakarsanız beraber oluşturuyoruz. Yani siz bize sorularınızı sorun. Biz de burada ekrana yansıtalım onları ve onların cevaplarını hep beraber alalım. Şimdi bugün neler konuşacağız? İzleyelim. Bakalım sevgili izleyiciler, kimler konuklarımızmış, neler konuşacakmış, konuşacakmışız. İzliyoruz, devam edeceğiz. Her gün temel konular hakkında merak edilenlerin ele alındığı doktorum yanımda da bugün bağırsak sağlığı, horlama ve uyku apnesi konuşuluyor. Bağırsaklara neden ikinci beyin denmektedir? Probiyotik ve prebiyotik ne anlama geliyor? Bağırsak sağlığı için neler tüketilmeli? Gastroenterolog Profesör Doktor Orhan Tarçın merak edilen tüm soruları cevaplamak için birazdan canlı yayında. Uyku apnesi nedir? Teşhis nasıl koyulur? Horlamayı tetikleyen faktörler nelerdir? Horlama ve uyku apnesi bedeni nasıl etkiliyor? Kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Dilaver Özturan merak edilen tüm soruları yanıtlamak için birazdan stüdyoda. Evet. Çok değerli konuklarımız az sonra stüdyomuzda olacak. Az önce dedim ya, bir bayan olarak herkes bana katılacak. Eşini zorluyor mu? Allah aşkına bir sor bakalım, herkes evet katılacak mı? Şimdi bak, şimdi hemen testi yapıyoruz. Kimlerin eşi horluyor? Bak. Oo, bir sürü. Peki kimin eşi evet ben horluyorum karıcığım diyor? Demiyorlar. Kimse diyor demiyor mu sizinki? Mikrofon nerede? Bir izleyelim. Dinleyelim sizden. Mesela uyurken hemen diyorum ki Fehmi yan döner misin? Hemen yan dönüyor. Sabah diyorum ki Fehmi yine horlan. Biliyorum diyor. İyi tamam, horlarken uyanıyor kabul demek ediyor ki. Uyanıyor, uyandırıyorum. Ben uyandırıyorum. Yan dön diyorum. Yan döndüm, horlaması duruyor. Ama bir 10-15 dakika sonra kaldığı yerden geri ya başlıyor. Esasında belki biraz hani o kişi kilolu mu eşin? Evet. Yani şeker yediklerine hastası, içtiklerine dikkat etse ve bence belki de yedikleri içtikleri sayesinde bağırsaklarını daha sağlıklı bir hale getirse horlamadan evet da kurtulur. Zayıflar da evet, sen de rahat edersin. Evet, şimdi birazdan horlama ile ilgili çok güzel detaylar paylaşacağız sevgili izleyiciler. Sizler de lütfen ailenizde varsa böyle bir şey ya da kendinizle ilgili bir türlü çözemiyorum ben bu problemi diyorsanız hiçbir yere ayrılmayın. Kulak burun boğaz uzmanı Profesör Doktor Dilaver Özturan bize horlama ile ilgili çok değerli bilgiler verecek. Peki öncesinde de bağırsak sağlığımızı konuşacağız. Ben mesela bir şey sormak istiyorum. Evet. Şu anda stüdyoda bulunan izleyiciler, ben bağırsaktaki bakterilerime iyi bakıyorum diyenler el kaldırsın.
Çünkü bundan sonra ikinci bir soru gelecek. Ay, soruyu anladık mı? Evet. Bağırsaktaki bakteri nedir? Yani ona iyi bakmak nedir? Hocam ben her akşam iki tane sarımsak ezip biraz eziyorum. Ondan sonra yutuyorum. Bunun faydası oluyor mu sence? Bana göre oluyor. Ne hissediyorsun mesela? Ne hissediyorsun? Bağırsaklarımda affedersiniz kazı falan çıkarıyor. Böyle işte gurgur etmesi falan. Ne bileyim rahatsızlığımı çıkarıyor sanki. Aslında bağırsaklarda çok fazla miktarda bakterimiz var. Çok bakteri var. Ve olması mı gerekiyor? Olması gerekiyor. Çünkü sindirimiz tamamlanması için ve sağlığımızın yerinde olması için onlara ihtiyacımız var. Hani hep söylediğim şey, eğer sen bağırsaktaki bakterilerine iyi bakarsan onlar da sana iyi bakar. Bakteri deyince de mikrop anlamayalım. Bakteri deyince mikrop akla geliyor ya. Mikrop aslında. Aslında mikrop, ama faydalısı var, zararlısı var. Evet işte hani hastalık yapanı var, hastalık yapmayanı var. Bir de iyi bakteriler var, kötü bakteriler var. Hani kabaca öyle diyelim. Ama iyi ve kötü bakterilerin dengede olması gerekiyor. Mesela bir soru daha sormak istiyorum. Vücudunuzda kaç demeyelim ağırlık olarak bakterilerin ağırlığı ne kadardır? Bir tahmin etsene. Onlar ağır bir şey midir onlar benim? Yani şey, değil mi? Bakteri, mikrop diyeceğin çok ufacık şeylerden bahsediyoruz. Yani minicik. Yani 50 kiloda ne kadar bakteri olabilir? Ben mesela bak 82 olabilir. Kiloyum. Tartıya çıkıyorum. Diyorum ki 82'yim ama olsun bunun 2 kilosu bakteri. Tamam 3 kilo mu? 2 kilo İki. Mu? 2 kilo. 2 kilo. Yani o yüzden vücudundaki tüm bakterileri eksik düşünün. O yüzden hanımlar biraz daha rahat edebilir. Evet, bakteri, bağırsak sağlığı bunlar çok önemli. Bundan 10 yıl önce böyle şeyler duymuyorduk. Eminim siz de duymuyordunuz değil mi? Ama çok normal karşılıyorduk. Haftada 2 kere dışkılamaya gitmek, işte kabızlıktan söz ediyoruz ya. Evet. Bunlar bize normal geliyordu. Halbuki öyle değil. Bağırsak iyiyse bütün organlar iyi. Hepsini konuşacağız. Konumuz çünkü bugün özellikle ikinci beynimiz... Bağırsaklar diyeceğiz. Evet, ikinci beynimiz, düşünün ki ne kadar önemli. Gastroenterolog Profesör Doktor Orhan Tarçın bizimle beraber. Hoş geldiniz hocam. Buyurun. Hoş geldiniz hocam. Geldiniz hocam. Merhabalar. Bugün çok bilinmezleri konuşacağız galiba değil mi? Çünkü evet. Biraz önce siz gelmeden önce şöyle birkaç soru sordum. Hani bağırsaklarınızdaki bakterilerinize bakıyor musunuz dediğim zaman bile herkes şöyle bir durdu. Nasıl yani? Evet. Hangi yani, bakteri? Hangi bakteri? Bağırsakta bakteri mi var? Niye evet. Onlara bakalım? Onlar bize baksın. Evet. Az bilinen bir konuydu ama son 15 sene içinde çok büyük gelişmeler gösterildi bu konuda. Ve gerçekten vücudumuzda 1,5-2 kilogram kadar bakteri var. Özellikle bağırsaklarımızda. Tabii evet. Bronşlarda da ağızda da vardır ama burada en özellikli olan bakteri grubu bizim bağırsaklarımızda olandır. Zaten biraz evvel söylediğiniz yaklaşık 2 kilogram bakteri oldukça 100 trilyon. Yani evet. İnsan hücresi 10 trilyondur. İnsan hücresinden 10 kat daha fazla bakteri bağırsaklarımızda hocam, yaşamakta. Hocam gerçekten çok... Önemli bilgiler veriyorsunuz bize ama son yıllarda özellikle evet. Hani hep şu var ya ikinci beynimiz bağırsaklar tanımlaması. Evet. Neden? Hani bu neden değil mi? Neden? İki sebebi var. Şimdi şöyle evet bağırsaklar ikinci beynimiz ama bunun özelliği şu. Yaklaşık 100 milyon civarında nöron vardır bağırsaklarda. Yani beynimizdekinin üçte biri kadar. Bu vücutta nöron veya sinir hücresi olaraktan beyinden sonraki en çok hücreyi bulunduran yer bağırsak olduğundan dolayı ikinci beyin olarak adlandırılıyor. Ama bağırsaklar bir matematik problemi çözemez, öğrenemez. Ama şöyle bir özelliği vardır. Bağırsaklar kendi kendine hareket edebilir. İçindekini algılayabilir. Böyle bir yeteneği vardır. Örneğin içindeki dışkının kompozisyonunu algılayabilir. Sıvı miktarını algılayabilir. Ve aynı zamanda onu ilerletmesi gerektiğini algılayabilir. Ve belli reflekslerle harekete geçirerekten dışkıyı ilerletir. Ama bir ikinci sebebi de var. Tabii. Bağırsaklarda 100 milyon nöron var. Belli bazı hareketleri kendisi yapıyor ve kendisi karar veriyor. Ama başka bir şey var. Bu içindeki 1,5-2 kilogram bakteri ya da 100 trilyon bakterinin de kendi aralarında etkileşimleri vardır. İyi bakterilerle kötü bakterilerin arasında bir etkileşim vardır. Aynı zamanda bu bakterilerle vücudun da bir etkileşimi vardır. Ve bu bakteriler de gerçekten vücutta bazı metabolik olayları çok fazla etkilemektedir. Bundan dolayı da İkinci beyin denmektedir. Şimdi biz bağırsak bakterileri üzerinde esasında şunu söylemek gerekiyor. Bağırsakların içindeki bakterilerde iyi olanlar da var, kötü olanlar da var aslında. Evet. Ve
doğrusu esasında onların dengesini iyi sağlayabilmek bence. Çünkü hani eğer oradaki bağırsak floramızdaki bakteriler daha fazla iyi bakteriler olursa, o zaman onların ürettikleri maddeler hem sindirimi kolaylaştırıyor. Kesinlikle. Aynı zamanda işte biraz önce söylediğimiz gibi kalp damar hastalıklarının daha doğrusu kalp damar hastalıklarına neden olan maddelerin önüne geçebiliyor. Tabii. İşte psikolojik durumla ilgisi olduğu iddia ediliyor değil mi? Orada tabii. Üretilen bir sürü madde esasında bizim sağlığımızı olumlu yönde etkiliyor. Tabii otoimmün bazı hastalıklara da etki edebilir. Yine bazı alerjik sebeplerin bağırsaklar arasındaki iyi bakteri ve kötü bakteriler arasındaki dengesizlikten kaynaklandığını düşünüyoruz. Sonuçta şöyle bir şey var. Evet, bağırsaklarımızda bakteriler var. Yaklaşık 2 kilogram. Hı hı. Dışkının %85'i de bakteriden oluşur. Ve geri kalanı da liflerdir aslında. Ve bu %85 bakterinin arasında, daha doğrusu şöyle söyleyelim. Dışkının %85'i bakteri ama bu bakterilerin de %85'i iyi huylu olanlardır. İyi huylu olanlarla kötü huylu olanlar arasında söylediğiniz gibi bir denge vardır. Ama bu dengeyi biz hep iyi huylular lehine sağlamak zorundayız. Bunun için biraz evvel söylediğiniz gibi bağırsaklarımızdaki bakterileri iyi bir şekilde, iyi bakterileri desteklemeliyiz ve beslemeliyiz. Evet. İşte bu iyi bakterileri arttıran gıdalara biz prebiyotikler diyoruz. Hı. Yani liften zengin, böyle sindirilemeyen lifleri ve posaları içeren gıdalar. Eğer ki biz bu prebiyotik dediğimiz iyi bakterileri besleyen gıdaları alırsak bağırsaklarımız da sağlıklı olur. Evet, gıdalar çok önemli dediğiniz gibi. Prebiyotik, probiyotik bu kelimelere artık hiç yabancı değiliz. Evet, ne kadar evet. Güzel. Ama ben yine bir kadın olarak yaklaşacağım konuya. Psikolojik olarak da bağırsaklar nedense duygu durumundan da çok etkileniyor hocam. Evet. Stres, heyecan, mutluluk, mutsuzluk hemen dolaşım sistemine, boşaltım sistemine bir etki ediyor. Niçin bu kadar? Yani beyin diyoruz ya bağırsaklar evet. için. Oradan evet. anlayalım zaten. Neden bu kadar heyecanlandığımızda ne bileyim tuvalete koşulur ya da çok stresliysek kabız olunur değil mi? Şimdi şöyle bir şey var. Beyinden iki tane kafa çifti çıkar. Sinir lifleri, kordonlar çıkar bunlar. İsmi nervus vagus. Yemek borusunun önünde ve arkasında ilerler. Mideye ve bütün bağırsaklara ulaşır. Onları sinirlendirir. Yani sinir lifleri, bağırsakların sinir lifleri beyinden gelir. Bu sefer psikojenik olarak da beyinde oluşan birçok olay bağırsakları direkt olarak etkilemekte. Bir sebebi bu ama başka sebepleri de var. Sadece bu sinir liflerinden iletişim sağlanmıyor beyinle bağırsaklar arasında. Başka yolaklar da var. Beynin salgıladığı bazı maddeler bağırsakları etkiliyor. Ama en önemlisi bağırsaklardan salgılanan bazı maddeler de yine beyne ulaşarak onu etkiliyor. Evet, gerçekten beyinle bağırsaklar arasında çok sıkı bir ilişki var. Evet. Peki hocam müsaade ederseniz biz sokak röportajlarımızı izlemek istiyoruz sizinle beraber. Bakalım izleyicilerimiz hani beyin bağırsaklarımız ikinci beynimiz diyoruz ya. İzleyici sokaktaki izleyicimiz ne kadar biliyor bu konuyu ve acaba bağırsaklarımızın uzunluğu ne? Buradaki izleyicilerimize de birazdan soracağız. Lütfen tahmin etmeye çalışın. Ne kadar uzunlukta bağırsaklarımız var? İzleyelim, devam edeceğiz. İkinci beynimiz neresidir? Neresi olabilir? Bağırsaklar olabilir. Kalbimiz. İnce bağırsaklar, bağırsaklar. Bağırsaklar. Çünkü beyin kumanda ediyor orayı da. Bağırsak insanı mutlu eder mi? Düzgün çalışıyorsa mutlu eder. Tabii ki mutlu eder. Nasıl mutlu eder? Nasıl mutlu eder? Bir rahatladığınızda mutlu oluyorsunuz. Eder, nasıl yemekleri yiyoruz, içiyoruz, mutlu oluyoruz. Bütün vücudun çalıştıran organımız olduğu için. Evet, doğal beslenirsek içindeki kimyasal reaksiyonlardan dolayı mutlu eder. Bağırsaklarımız kaç metredir? Uzunluğu ne kadardır? 1,5, 1, 2. 30 metre, 40 metre falandır herhalde. 300 metre civarı diye hatırlıyorum. Evet. Hocam cevapları dinlediniz. Evet. 30-40 evet. metre uzunluk diyen. Bir de buradakilere evet, evet. soralım mı? Tabii. Evet. Tabii. Bakalım. Hadi soralım. Bağırsaklarımız sizce kaç santim, metre, kilometre ya da? Evet. 5 metre. 5 metre diyen var. Var mı başka tahmini olan? Daha fazla ya. Yani şöyle düşünün. Bakın ben 1.80'im. 1 metre 80 santimim. Hmm. Öyle düşünün. Ona göre. Siz 5 metre dediniz. Yani sadece kaç? Bir kişinin içindeki bağırsak uzunluğunu tahmin edin istiyoruz. 10 metreden fazla diyor izleyicimiz. 10 metreden fazla diyen var. 30 diyen var. Yani
Hop. Beni böyle 20 tane üst üste koyduğunu düşün. Sizden alalım. Tahmin mikrofon arkada. 2,5 veyahut 3. 2,5. Benim tahminim yani. Bey amcam siz ne diyorsunuz? Benim bağırsaklarda şikayetim yok da bende şey var, kabızlık var doktoru. Bir bağırsak şikayeti. Eczaneden ilaç aldım. Şimdi çok iyi geldi. 3 aydır çok güzel oluyor. Nasıl yani, mutlu hocam? 3 günde 4 günde çıkıyordum afedersin. Evet, evet. Yani onu da konuşacağız zaten. Evet. Gerçekten eczanedeki hani, kabız ilaç olmamak çok güzel için, geldi. İshal olmamak için. Ufak bir ilaç böyle kırmızı şekilde çok iyi geldi bana. Yalan yok. Evet. Yani çok teşekkür ederim sağ olun. Bir onun üzerine de konuşalım. Yani. Önemli evet, çünkü. Yani evet. Hakikaten kişinin hayat kalitesini çok değiştiriyor. Gelelim uzunluğa. Evet acaba gösterelim gerçekten mi? Ne kadar? Şimdi, Orhan hocam, hocam siz tabii. Şöyle vereceğim Selda sana. Ben şimdi size bir şey hazırladık. Önce ben bir göstereyim mi? Şurada duruyor. Şimdi bazen. Ben şurada iki şeyi açıklamak istiyorum. Hı. Burada şu gördüğünüz gri renkte olan kalın bağırsaktır. Hı. Ve burada pembe renkli olan da ince bağırsaktır. Mide önce ince bağırsağa bağlanır. Ve arada yaklaşık 4-6 metre ince bağırsak vardır. Sonra kalın bağırsağa geçilir. Kalın bağırsak da 2 metredir. Tabii mideyi de düşünürseniz ağızdan anüse kadar sindirim kanalı yaklaşık 9 metre kadardır. Şimdi ya. Bağırsak hocam bir onu gösterelim mi? Göre bir onu gösterelim. İsterseniz şimdi evet. Açarak bakalım şimdi hani bağırsak yerleşimi ben. Nasıl? Evet burada görüyorsunuz. Aslında bunu açarak Murat hocam, açarak, evet. Ben açarak gösterebiliriz. Ben bakın. Bakın uzunluğu yeterince evet. Sağlayabilirsiniz. Siz orada durup anlatabilirsiniz lazım. Bu arada. Çünkü herkes evet. Bir kere şöyle zannediyor. Kalın bağırsaklar dışkı, ince bağırsaklar idrar için zannediyor. Bir kere en sık yapılan evet. Hatalardan bir tabii. Tanesi o. Şu anda mesela ben evet. Düşünsenize yani ben şunu hepimiz evet. Şunu taşıyoruz evet. Ve 9 bakın, metre. Uzunluğuna dikkat edin şimdi. Yavaş yavaş açmaya başlıyorum. Yavaş evet. Yavaş açıyorum. 9 İçim metreye kadar uzayabilir. Hissettim. Kişiye göre değişir bağırsak uzunluğu. Burada hop. Giderek açılıyor. Giderek evet. Açıldı. Bakın normalde hala 4, devam ediyor. Metre ama 9 yanlı metreye gibi. Kadar da olabilir. Hala devam tamam. Ediyor. Tamam hocam. Evet. Evet ince bağırsaklar yaklaşık 2 santimetre kalınlığındadır. Kalın bağırsak da 4 santimetreye bir de, kadar. Tabii bir de şu var. Hani bu bağırsaklar çok esnek aslında. Kesinlikle. Hani böyle ha. Boru gibi uzar görüyoruz kadar, ya. Tabii. Yani şöyle tuttuğun zaman iyice bir de açılıyor. Evet esner. Onun için kesin bağırsak uzunluğunu verebilmek çok zordur. Çünkü belli uyaranlar altında kısalıp uzayabilir. Bir de kişiden 4, kişiye de değişebilir. Zaten evet kişiden yani, kişiye siz, yediklerine göre değişebilir. Evet boyun 1.82 dediğiniz boyla bir ilişkisi var mı bağırsak uzunluğunun? Yani şöyle kişiye göre değişir yok, anlamında. Direkt o kadar değil. Tariflemek yok. Için söylendiğini. Ha, tamam olsun ben her şeyi soracağım. Evet toplayalım gel bakalım. Gel bakalım. Kalın bağırsağımız evet. Ne kadar? Kalın bağırsak yaklaşık olarak 2 metredir ve asıl tamam. Depo görevini görür. Ama ince bağırsak sindirim enzimlerini de içerir ve sindirimde çok önemlidir. Aslında şimdi şu gördüğünüz Murat Bey'in gösterdiği ince bağırsağın içini açtığınız zaman ve kalın bağırsağın içini açtığınız zaman yine mideyi de içine açıp şu masaya yayarsanız yaklaşık olarak alanı bu masa kadardır. Ama bu bağırsakların içinde parmaksı çıkıntılar vardır, tüycükler vardır. Yaklaşık olaraktan milimetrenin onda biri kadardır ve aslında bu bağırsakların içindeki emilim yüzeyi sizin gördüğünüz gibi değildir. En az 2 tenis sahası kadar ya da yaklaşık olarak 1 futbol sahası kadar büyüklüğe sahiptir emilim alanı. Evet görüyorsunuz bağırsaklar bu evet. Ama emilim alanı neredeyse futbol sahasına yakın. Tam o kadar bir mucize büyük aslında. Geniş. Çünkü ya bu çok bir de bir bakın yer. Enteresan olan şu. Bu söylediğimiz değerler bir kişinin bağırsaklarından bahsediyoruz. Yani 3-5 kişinin değil. Evet. Düşünün ki emilim alanı ne kadar? Emilim ne demek? Yemeklerinizi yediniz, suyunuzu içtiniz. O yediklerinizin içindeki besin maddelerinin kanınıza karışması için bağırsaklarınızdan emilmesi gerekiyor ya. İşte bu kadar büyük bir alandan bahsediyoruz. Bu kadar uzunluktan bahsediyoruz. Gerçekten inanılmaz bir şey aslında. Tabii. Ve bu parmaksı çıkıntılar bağırsaklarda eğer ki kaybolur ve düzleşirse işte o zaman sorunlar başlıyor. Mesela çölyak hastalığı buğday protein alerjisinde o parmaksı çıkıntılar kaybolduğu için emilim alanı öyle bir futbol sahası kadar değil bazen. Çok küçük, yaklaşık 4-6 metrekareye de düşebiliyor. İşte o zaman gaz, şişkinlik ve birçok şikayetler
başlıyor. Hani bağırsak sağlığını korumaktan bahsettik. Evet, birçok yönüyle bağırsak sağlığını korumamız gerek. Evet, peki sevgili izleyiciler, WhatsApp numaralarımızı altta görüyorsunuz. Program boyunca sorularınızı yöneltebilirsiniz. Bir sorumuz var, hemen okuyayım. 3 yaşındaki kızımın kabızlık şikayeti var. Ne yapmalıyım diyor izleyicimiz. İşte ben aslında hep böyle yüzeysel olarak oturan izleyicilerimiz, ekran başındaki izleyicilerimizin bunu düşündüğüne eminim. Yani bu kabızlık neden oluyor? Kabızlık Türkiye'de %20-40 oranında var ve maalesef liften fakir gıdalarla beslenmek bunu tetikliyor. Özellikle batı tipi diyet bunu tetikler. Hmm. Ben öncelikle kabızlığın tarifini yapmak istiyorum. Yani evet. Kabızlık 3 şekilde tarif ediliyor. 1. Dışkı sertse taş gibi diye tarif edilir. Kişi kabızdır. Her gün bir kere çıksın yine kabızdır. Bir de bağırsak hareketleri seyreldiği zaman haftada 2'den daha az tuvalete çıkıyorsa o zaman kabız kabul ederiz. Ya da düşünün 3 günden daha az bir sürede tuvalete çıkıyorsa yine kabız kabul edilir. Bir de başka bir şey var ki en önemli sebep kabızlık tariflerinden bir tanesi de odur. Ikınarak tuvalete çıkmak kesinlikle kabızlıktır. Eğer ki bu şikayet... O zaman tanımda 3 şey var. Yani dışkının kıvamı, evet, frekansı, yani haftada kaç kez dışkıya çıktığınız evet, ve aşırı ıkınma ihtiyacı. Tabii. Ikınma çok zararlı bir şey. Şimdi kişiler ben her gün çıkıyorum tuvalete diyor ama ıkınarak çıkıyorum diyor. Kabız mıyım diye soruyor. Evet, kabızlık var burada ve bunun düzeltilmesi lazım. Çünkü Türkiye'de bu ıkınma önemli problemlerden teki. Eğer ki çok fazla ıkınırsanız o zaman makatta anal füstür, çatlak dediğimiz bazı hastalıklar olur. Hmm. Hemoroidiniz olur. Bir de bağırsağın iç tabakası vardır. Dışarıya doğru sarkar. Onun için eğer ki kabızlığınız varsa tuvalete oturun ama ıkınmayın diyoruz. Her sabah tuvalete gidin. Gitmeden 2 bardak su için önce. Daha sonra tuvalete oturun. En az 15 dakika orada durun ama küçük bir egzersiz var. Onu uygulayın diyoruz. Bu ıkınmak değil. Bir el göğüste olacak. Bir el karında olacak. Ve nefes alıp vereceğiz ama göğüsteki elimiz hiç kıpırdamayacak. Karından. Diyafram nefesi diyoruz biz buna. Yani sonuç olarak karın diyafram hareketleri bağırsaklara uyaran göndererekten kabızlığın çözülmesini ve dışkının şey dışarı çıkışını sağlayacak. Çünkü WhatsApp sorusuna esasında hani cevap vermedik tam olarak evet, da. Ben tam evet. Onu mu diyecektin sen de? Yani çocuklar için öneri var mı? Çocuklar için aslında artık eskiden biz çocuklar için önerilerde bulunuyorduk ama artık pediatrik gastroenterologlar var. Onlar daha çok öneri veriyor. Ama tek beslenme çok önemli. Çocuklar yani herhalde birinci yine sırada. Liften zengin beslenmek gerek. Çocuk da olsanız, büyük de olsanız eğer ki her gün liften çok, posadan fakir, özellikle hazır gıdalar, işlenmiş gıdalar yerseniz posa miktarı çok çok düşüktür. Bağırsağa gelen posa küçük olunca bağırsak durmadan onu ilerletmek için uğraşır, gecikir ve bağırsak daha çok suyunu emer dışkının, o zaman taşlaşır. Ama siz küçücük bir lif aldığınız zaman birazdan göstereceğiz. O lifler bağırsağa gelince su çeker, o küçük lif şu kadar bir kitle oluşturur ve bağırsakta içimde gayta var der. Onu hareket ettirir. Evet. Onun için lifli gıdayla beslenmek önemli. Tabii 3 yaşındaki çocuklar için başka bir öneri var. Onların işi daha kolay. Onlara bağırsak masajı yapabiliyorsunuz. Dışkıyı ilerletebiliyorsunuz. Anne sütü muhtemelen bitti. Ek gıdaya geçti. Ek gıdadaki seçimler de çok önemli. Sebzeden zengin. Muhtemelen burada sebzeden ve liften, yani posadan fakir bir diyet etken olabilir. Bir de çok fazla hazır gıdalar var. Çok adını söylemek istemiyorum. Çikolatalar var. İşte böyle patlamış mısırlar var veya patates kızartmaları var. Doğru, bunlarda lif yok. Bunlardan alındığı zaman kabızlığın ortaya çıkması gayet doğal. Evet. Hocam çok sorumuz varmış. Ne güzel, bir sürü soru geliyormuş. Devam edin lütfen. Bir sorumuz daha var. Huzursuz bağırsak sendromuna ne iyi gelir? Huzursuz bacak sendromu duydum ben de. Irritable herhalde. Evet, huzursuz bağırsak sendromu. Hareket demek mi oluyor acaba? Huzursuz bağırsak sendromunda olay şu. Kişide bir karında rahatsızlık vardır. Dışkının kıvamında da bir değişiklik vardır. Dışkı veya gaz çıkartmakla kişi rahatlar. Aynen şöyle tarif eder. Karnımda bir ağrı var. Çok rahatsızlık hissi var. Kendimi kötü hissediyorum. Stresliyim de. Ve arkasından son zamanlarda yani normal dışkılarken birden dışkım sert olmaya başladı. Keçi pisliği gibi küçük parça parça çıkmaya başladım diye tarif eder hastamız. Ve arkasından tuvalete çıkınca
müthiş bir rahatlama oluyor veya gaz çıkartınca rahatlama oluyor diyor. İşte bu durumda irritable bağırsak sendromu tanısı konuluyor. Ne iyi gelir? Tabii birkaç şey var. Irritable bağırsak sendromunda sadece kabızlıkla değil, diyare de vardır. İshal de olabilir. Bunun karışık tipi de olabilir. Bazen hasta şiddetli bir kabızlık olur. Birkaç gün sonra çözülür. İshal olabilir. Şimdi bunun çözümüne gelince aslında burada da beslenme çok önemli. Tabii. Yani eğer ki düzgün beslenirseniz, İyi bakterilerinizi arttırırsanız huzursuz bağırsak sendromunu sadece %60-70 oranında iyi bir diyetle çözebilirsiniz. Bir de tuvalet alışkanlığını da esasında kazanmak gerekiyor değil mi? O da bir tabii. alışkanlık aslında. Yani işte kahvaltıdan sonra gitme alışkanlığı olabilir. Hani sizin rutininize göre tabii ki değişebilir. Ama sonuç itibariyle her gün eğer dışkılama alışkanlığını kazanırsanız sonuçta bu da bir egzersiz sayılabilir. Kesinlikle. Oturtabilirsiniz bu rutini ve bu adeti. Dolayısıyla daha rahat edebilirsiniz. Tabii. Evet. Yani bunu her sabah yapmak. Yani tabii gün içinde sabah müsait olmayabilirsiniz. Evet. Başka saat de seçersiniz. Herkes ama kendi en az 15 rutinine göre. Dakika bunu evet. yapmak zorunda. İsterseniz şöyle söyleyelim. Kabızlığı çözmek için genel olarak her sabah tuvalete gidin. 15 dakika tuvalette olsa oturun. Olsa da olmasa da. Hiçbir dışkılama mutlaka isteği gidelim. Olmasa bile tabii hiç dışkılama isteği yok. Yine 2 bardak su içiyoruz mutfaktan tuvalete gidiyoruz. Hı hı. Oturuyoruz. Eskiden derdik ki elinize iPad alın veya gazete alın. O gün öyle bekleyin. Artık demiyoruz. Ya? Kitap yani koymayalım eskiden şu tuvaletlere. Veya kitap yok. Kitap yok. O zaman bu egzersizleri yapamıyoruz. Evet tuvalete oturun diyoruz. Yine elinizi bir eliniz göğüste bir eliniz karında. Ve karındaki el hareket edecek şekilde nefes alıp herkes veriyoruz. Herkes bir yapabilir mi? Bunu, bir deneyin. Bunu mutlaka yapacağız. Öyle göğüs şişmeyecek, yok. Karın şişecek. Isınmak yok. Bir de alafranga tuvaletlerde bir açı vardır. Onu makatta bir açı vardır. Onu arttırmak için ayağınızın altına 20 santimetrelik bir blok yükseklik koyun diyoruz. Şöyle bir basamak koysa bir basamak 20 santimetre. Aslında eski tuvaletler ne kadar yararlıymış. Evet eski tip Alaturka, evet Alaturka. Diye adlandıran tuvaletler açıkçası bağırsaktaki dışkılama açısının açılmasına evet. daha yardımcı WhatsApp olur. WhatsApp alıyor bu arada. Söyleyeyim çok, çok sorumuz var sevgili izleyiciler, sevgili hocamız çok sorumuz var. Son bir soru daha cevaplayalım yine devam edeceğiz. Annem ve ben kabızlık yaşadığımızda sürekli bayılıyoruz. Bunun kabızlıkla ilişkisi var mı? Altta görüyorsun sevgili izleyiciler soruyu. Kabızlık olduğunda bayılma oluyormuş. Bunun çok iyi araştırılması lazım. Hmm. Yani bunun altında başka şeyler de yatabilir. Çok basit bir kabızlıkla bağdaştırmak yanlış olur. Bazı tanı atlanabilir burada. Tabii. Parasempatik aktivitede çok fazla artış olursa o zaman defayans olabilir. Yani sadece bu kadar bilgiyle cevap vermek çok bizi yanlış şeyler söyletebilir. O yüzden sonradan başvurabilirler. Mutlaka araştırıyorum. Evet, açıklamaları yaparız. Peki hocam biz çok güzel burada yararlı ve zararlı bakterilerimizi koyduk. Masamıza doğru gidelim ve anlatalım mı? Neler faydalı, neler zararlı? Doktorum yanımda devam ediyor. Masaya doğru geçiyoruz. Şimdi hep söylediğimiz şeyi biraz ayrıntılı olarak aslında konuşacağız. Yani bağırsaklardaki bakterilerin iyi olanlarının sayısını nasıl arttırabiliriz? Onları çünkü besleyerek arttırıyoruz ve besleyerek büyütüyoruz aslında. O zaman onlara neleri vermemiz lazım beslenmesi için onu konuşacağız şimdi. Tabii. Önümüzde bir sürü seçenek var. Bağırsaktaki bakterileri nasıl besleyeceğimize yönelik. Şu bağırsaktaki mikrobiyata ile ilgili değil mi bu şimdi anlatacaklar? Şimdi... Yani mikrobiyata diye bir kelime duyduk mu? Mikrobiyata. Ya. Evet. Mikrobiyata bağırsaklarda bulunan bakteri, maya yani mantarlar ve virüslerin toplamıdır. Ama bunların içinde iyi bakteriler veya bize faydalı olan mayaların oranı %85'tir. Bunların arasında bir denge vardır. İşte denge bozulduğu zaman o zaman sorunlar yaşanır. Kötü bakteriler ürediği zaman bağırsak duvarında iltihaplanmalar ortaya çıkar. İltihabi bir durum olunca hücreler arası açılır ve bazı istenmeyen maddeler, örneğin alerjik maddeler vardır. Normalde tek tek amino asitlere kadar parçalanan o proteinler artık parçalanmadan daha büyük yapılar olarak o hücrelerin arasından girerler. Sindirim sisteminden dolaşıma karışırlar ve değişik alerjik reaksiyonlar oluştururlar. Onu şu makette çok güzel gösterir. Ben getireceğim maketi şimdi yanınıza. Şu maketi çok güzel hazırladık. Çünkü işte bir bağırsak modelimiz burada. Yani biraz önce
uzun bir bağırsağı açmıştık ya, onu kestik ortasından, şu anda bağırsağın içini görüyoruz diye düşünün. Evet. Çok güzel. Burada hocam bakayım. Şimdi evet. Bize iyi bakterileri, kötü bakterileri, lifin faydasını anlatacak. Şimdi burada gördüğünüz pembeler iyi bakteriler oluyor. Evet. Koyu renkli olanlar da, mor renkli olanlar kötü bakteriler oluyor. Şimdi iyi bakterilerin o kadar iyi özellikleri vardır ki. Örneğin iyi bakteriler özel bir bakterisidal madde salgılar. Kötü bakterilerin üremesini engeller. Onları hep belirli bir sınırda tutar. Bu çok önemli bir etki. İkincisi, burada gördüğünüz gibi iyi bakteriler yarışmalı olarak bağırsak duvarına gider yapışır. Ve kötü bakterilerin yapışmasını engeller. Böylece kötü bakteriler bağırsağın içine girip oradan kan dolaşımına karışıp hastalık yaratmazlar. Hmm. Tabii iyi bakterilerin sayısını biz arttırmak zorundayız. İyi bakterilerin sayısını arttırmak için de iyi beslemek zorundayız. Onların sindirebileceği gıdaları verirsek o zaman sayıları artar. Şimdi sindirebileceği gıdalar burada çok güzel sergilenmiş durumda. Evet. Liften zengin gıdalar evet. Bunlar. Bol posalı gıdalar, ıspanak, pırasa, lahana, enginar, semizotu gibi, turp, aklınıza gelen buradaki yeşilliklerin işte. Hepsi lahana. Bizim için bu iyi bakterileri besleyen gıdalardır. Aynı zamanda sadece bunlar değil, bazı kuru yemişlerde de lifler vardır. Örneğin cevizde. Her gün 3-4 tane ceviz yiyin diyoruz. Çünkü içinde bu iyi bakterileri besleyen çok güzel gıdalar var. Yine aynı şekilde bademde de vardır evet. Bu. Şimdi biz biraz evvel yeşillikleri saydık ama bunun yanı sıra baklagilleri de mutlaka yememiz gerek. Örneğin mercimek, nohut, bezelye ve fasulye. Türk bunlar, mutfağında çok pişen. Türk mutfağında evet çok iyi bildiğimiz evet baklagiller var. Bunlar da iyi huylu bakterileri beslerler. Aslında onun için, ne biliyor musunuz bence anne mutfağı. Aynen. Yani bunlar ev yemekleri. Ona geri dönmemiz gerekiyor. Tabii, ev yemeklerine bizim, dönmek gerekiyor. Tabii yani. Tabii. Evet. Bu evet bir şekilde ev yemeklerine, tencere yemeğine dönmek zorundayız. Çünkü bakın tencere yemekleri beslenmede birinci sıradadır. Ondan sonra yani bunun fırında bir, daha sonra ızgara, daha sonra kızartmalar gelir sağlık açısından. Onun için kızartmayı ayda bir yiyin diyoruz. Tencere yemeğini mutlaka arttırmalısınız ama maalesef dışarıda yediğimiz zaman özellikle tencere yemeğine ulaşmak çok zor oluyor. Evet. Bu gibi restoranların sayısı ileride artacaktır çünkü buna da bir meyil var, bunu biliyoruz. Ama mümkün olduğunca gerekirse evde kendiniz yapabilirsiniz hocam, bunları. Hocam süremiz daralıyor ve çok sorumuz var. Tabii. Murat hocamız o zaman hızlı hızlı soru cevap evet. Soru cevap şeklinde Murat gidelim. Hocamız programın başında dedi ki bağırsaklarınızdaki bakterilere iyi bakıyor musunuz dediniz. Evet, evet. Ve biz burada hangileri iyi hangileri kötü serdik. Şuradan itibaren kötülerle evet, beraber kötülerle devam edelim. Tabii, sorularla da yani, devam edeceğiz tabii, hocam. Süremiz çok daraldı. İşlenmiş şunları yemiyoruz. Etten, tabii salam, sosiste evet pastırma bunlardan uzak durmak lazım. Yine sucukta evet fermantasyon var ama nitrit nitrat var. Bunlardan da uzak durmak lazım veya seyrek olarak yemek lazım. Pastırmayı da mı i̇şlenmiş, harcadık burada? Pastırmayı daha az harcıyoruz diğerlerine göre. Yani özellikle pastırma, sucuk bizim için oldukça. Şunlar tamam tabii. Hani bunları yemem. Yani bunlar işlenmiş gıdalar. Belli işlemlerden geçiyor ve tuz miktarı da çok fazla, nitrit nitrat çok fazla. Onu sevmiyoruz çünkü bağırsaktaki bakteriler için iyi değil. Ama tabii yine ya, özellikle şunu sormak istiyorum evet. Aslında. Yani çünkü şekerler. Son yıllarda evet şeker bizim mutfağımıza çok girmeye başladı. Ah, evet. Ah. Yani diyabete zemin hazırlıyor, kilonun, obezitenin temelini oluşturmaya başladı. Zaten az hareket ediyoruz. Bir de sonuçta sadece boş bir kalori alıyoruz aslında biliyorsunuz. Şeker yediğimiz zaman hiçbir besleyiciliği yok. Gereksiz yere kalori alıyoruz. Tabii. Bağırsak bakterileriyle şekerin ilişkisi nasıl? Kötü bakterileri arttırır. Kötüleri mi arttırır? Tabii. İyi bakterilere faydalı değil, kötüleri arttırır. Tatlıyla yaşayabilirim ben. Yani yaşam şey öyle yapma işte. Çünkü uzun eğer yaşamana ki, müsaade etmiyoruz. Öyle söyleyeyim. İstiyorsanız tatlıyı da mümkün olunca evde yapıp normal şekerlerden yapmak lazım. Özellikle fruktoz veya glukoz şuruplarından yapılanları tercih etmemek lazım. Ben oradan lazım. İki tane yerim. Ama şimdi. Bundan... ben yani, şey yapma. Bakın, ben bunu saklayayım hocam o zaman. Selda göz koydu buna çünkü. Var. Bir de burada yoğurt var. Yani eğer ki iyi bakterilerinizi besleyecekseniz zaten yoğurdun içinde iyi bakteriler vardır. En iyi probiyotik kaynağı yoğurt tabii, aslında. Tabii yoğurt. Bakın günde hele bunların probiyotikle zenginleştirilmiş olanlarından 100 gram yiyin yeterli probiyotik ihtiyacınızı almıştırsınız. Bir de kefir var. Kefir son yıllarda ülkemize girdi. Kefir taneleriyle mayalanır. Ekşi ayran gibidir ama mutlaka her gün 200 mililitre veya bir bardak içmeniz gerek. Bir şey eğer sorabilir ki, miyim? Tabii. Yani normal bir işte marketten aldık veya evde yoğurdumuzu kendimiz yaptık. Evet. Sadece yoğurt yemek bizim probiyotik ihtiyacımı karşılar mı? Normal yoğurtsa karşılamaz.
Ama hmm. özellikle ev probiyotik yapımı ev, yap, yani ev yapımı da olsa. Probiyotik eklenmiş yoğurtları tercih etmek mi lazım? Evet, evet, evet. Evet. Hmm. Kesinlikle. Şimdi normal yoğurt aldığınız zaman evet belli bir miktarda bakteri alıyorsunuz ama bunların içinde iki tane ana bakteri vardır hazır yoğurtlarda. Ev yapımlarında kullanılan maya kaynağı aslında bizim dışarıdan sanayinin ürettiği yoğurtlardır. Yani aslında sizin evde yaptıklarınız yine maya olaraktan sanayinin kullanmış olduğu yoğurdun kendisi oluyor. Aslında sanayidekinden çok farklı değil. Sonuçta ev yapımı yoğurtlarda en azından 2-3 civarında bakteri içeriyor. Ama probiyotik olanlara 2 veya 3 ekstra bakteri türü eklenir ki o zaman bağırsakta çok faydalı etkileri ortaya çıkar. Şimdi biz sanayide hani ev yoğurdu mu yapalım yoksa dışarıdan mı alalım? Ben ev yoğurdu yapılmasını tavsiye ediyorum kesinlikle. Yoğurt evde yapılmalı. Çünkü evde yapıldığı zaman 2-3 gün içinde tüketilir ve içindeki vitamin değerleri daha fazladır. Ama evet. sanayidekiler giderek 17 güne kadar tüketilebiliyor giderek içindeki miktarı ve bekleyici olanlar. Bir de bozulmuyor hocam dolapta olanlar, duruyor öyle bir ay koysanız bozulmuyor. Bozulmama sebebi şu ekşiten bakterileri sanayiciler azaltıyorlar. Evet bunun içine evet. katmıyorlar ama evde öyle bir şey yok. Ev yoğurdu ekşiyor ama tabii değişik bakteriler olduğundan dolayı. Evet. Çünkü normalde yoğurtta antibiyotik yoktur onu söyleyeyim evet. ben. Özellikle çok sorular ne sorular var. Evet yani tabii. çok daha bizim sorumuz var ama hep kabızlıkla ilgili çok... soru geliyormuş. Reji beni uyardı. Şimdi hemen bir soruyla devam edelim mi? Midede bulunan helikobakterin ve şiddetli gastritin bağırsaklarda etkisi var mıdır ve tedavisi olmayınca kanser riskini arttırır mı? Kısa cevaplarsak. Şimdi Helicobacter pylori midede, midenin içindeki özel bir tabakada yaşayabilen bir bakteridir. Mide asidinde yaşayabilir. Çok yaygındır. Genelde 5 yaşından öncesinde alınan bir bakteridir. Ve bunun tespit edildiği zaman tedavi edilme gerekliliğini sağlayan belli şartlar vardır. Midede mikrop gördük tedavi etmiyoruz. Ülserle çok karıştırıyorlar değil mi hocam? Efendim? Ülser tedavisi görüyor şimdi insanlar. Şimdi şu var. Eğer ki 12 parmak bağırsağı ülseri varsa beraberinde %90-95 Helicobacter pylori vardır. Mide ülseri varsa yine %70-75 oranında Helicobacter pylori vardır. Sonuç olarak biz eğer midede Helicobacter pylori denen mikrop var ise ancak şu durumda biz onları tedavi ediyoruz. Bir, mide ülseri varsa... 2, 12 parmak bağırsağı ülseri varsa. 3, bunlar lenfomaya neden olabilir. Özellikle belli bir tip lenfoma varsa. Ailede mide kanseri varsa, kişide mide mikrobu var. Annesinde, babasında veya ikinci derece akrabalarında mide kanseri var. O kişinin mide mikrobunu yine yok ederiz. Veya geçmişte kaza geçirdi, başka bir şey oldu. Midenin yarısı alındı. O durumda da biz mide mikrobunu yok ediyoruz. Çünkü midenin yarısı alındığı zaman kanser gelişme riski artar. O zaman şöyle diyebilir miyiz? Yani özgeçmişinde bir mide problemi olan veya ailesinde mide problemi olan kişilerde Helicobacter pylori pozitifse bunu ortadan kaldırmak hastanın sağlığı açısından faydalıdır. Tabii. Yoksa... Ve bu bir uzun tedavi aslında değil mi? Yani herkes çünkü kısada hemen böyle bir işte bir haftada bitsin diyor ama bu esasına takip gerektiren bir durum. Tabii evet. Yani bunun tedavisi iki antibiyotik bir mide ilacıyla yapılıyordu. Ona karşı dirençler arttığı için Türkiye'de artık bir mide ilacı, iki antibiyotik bir de ona başka bir mutlu ilaçlar veriliyor maalesef. Bir soru daha hemen soruyorum hocam. Bir de şunu ben söylemek istiyorum. Helicobacter pylori tedavisini bu kadar yaparsak bağırsak mikrobiyatasını bozuyoruz. Gereksiz evet. mide mikrobu tedavisi yapılmasın. Çünkü bu antibiyotikleri verdiğiniz zaman 3 ay boyunca bağırsaklardaki o iyi huylu bakteriler kendine gelemiyor. Ya aslında evet. Eski en sayıya ulaşamıyor. Evet. Antibiyotikten uzak durmak lazım iyi bakterilerimizi korumak için. Çocuklardan biliyoruz antibiyotik kullanırken çocuk illa diyare oluyor, ishal oluyor. Tabii, aslında evet bağırsaklarımızı da etkiliyor. Bir soru daha 2 yaşındaki çocuğum lifli gıda tüketmiyor. Eczaneden probiyotik alıp kullanabilir miyim? Yani besinlerle yapamadığımızı ilaçlarla yapabilir miyim? Veya yok. Şimdi lifler mi çıktı? Mesela. Şimdi şu var. Eğer ki çocuk veya ergenler yeterli bu gıdaları tüketemiyorsa birçok sebebi olabilir. Alerjisi olabilir, sindirimde problemler yaşayabilir. Özel bazı lif katkıları var. Adını burada ticari olarak söylemek istemiyorum. Bunlar yoğurda, yemeklerin üstüne veya suya aklınıza gelen her şeyi bir ölçek sabah, bir ölçek akşam karıştırılır. Çocuklar için iki ölçeğe çıkmamak lazım. Ve bunlar o küçük miktar... Aldığınız bu lif katkıları bağırsağa gelince kocaman bir top oluşturur, içine sıvı çeker ve sindirimi kolaylaştırır, kabızlığı da çözer. Evet. Evet, hep kabızlıkla ilgili sorularımız vardı. Mesela Bey amcamız programın başında öyle güzel söyledi ki ben hep kabızım, doktora gittim, bana bir ilaç yazdı, şimdi çok mutluyum. Gerçekten bağırsak evet. iyiyse... Doktorum ben sebzeyi çok seviyorum. Sebzeyi, yoğurdu,
Çok ne güzel. Çok en güzel yerim. Yiyecekler onlar zaten. Bak, ceviz, ceviz dediniz. Cevizi çok yerim. Çok güzel. Sebzeyi yerim. Maşallah. Kahvaltıda. Yoğurdu evlende yoğurt yerim. Sebzeyi çok severim. Eşim de yapıyor. Allah razı olsun. İnanın kaç yaşındasınız? Bana. Efendim? Kaç yaşındasınız? 95 yaşındayım. 95. Gerçekten. Maşallah. Ay bir alkışla. Maşallah. Evet. Maşallah. 4 sene askerlik yaptım. 4 sene. Valla Orhan Hocam ben yani konuyu özetleyeyim istedim ama amcamız zaten özetledi. Evet. Bütün tecrübesiyle. 50 senedir inanın bana her gün sabahına bir kaşık balım var. Önce bir bardak su içerim. 5 dakika sonra bir kaşık bal yutarım. Evet. Maşallah işin sırrı. Bana o kadar iyi geliyor ki Ben bir şey söylemek istiyorum. Çok güzel yani bu yaşa kadar gelmişsiniz. Hep sebzeyle besleniyorsunuz. Gerçekten sebze iyi bakterilerinizi siz beslerseniz o zaman ömrünüz uzayabilir. İlk 1908 yılında Meşnikov bu teoriyi atmıştı. O seneden beri bunlar devam ediyor. Kendisi Bulgar köylülerinin uzun yaşadığını ortaya koymuştu. Hmm. Ve bunun sebebinin de yoğurt tüketmeleri olduğunu belirtmişti. Ve gerçekten o yıldan sonra bu çalışmalar çok fazla arttı. Fermente, sütün fermente ürünlerinin kullanılmasının biz yaşamı uzattığını düşünüyoruz. Ama asıl hayatı uzatan Akdeniz tipi diyettir. Diğer bütün diyetleri unutun. Akdeniz diyeti burada gördüklerinizdir. Hmm. Zeytinyağıdır. Yine yoğurttur, kefirdir. Kereviz bunlardır. Var. Zaten Akdeniz balık havzasında yaşıyoruz hocam. Tabii, böyle dolayısıyla farklı diyetlerin peşinde koşmaya hiç gerek yok. Çok teşekkür ediyoruz gerçekten. Değerli çok değerli bilgilerdi bizim için. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Çok değerli bilgiler verdiniz. Sevgili izleyiciler doktorum yanımda. Devam ediyor tüm hızıyla WhatsApp numaralarımızdan bize yazmaya devam edin. Bizler buradayız. Uyku apnesi nedir? Teşhis nasıl koyulur? Horlamayı tetikleyen faktörler nelerdir? Horlama ve uyku apnesi bedeni nasıl etkiliyor? Kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Dilaver Özturan merak edilen tüm soruları yanıtlamak için birazdan stüdyoda. Sabahın köründe. Görenler yastık savaşı falan yapacağız zannediyor. Sabahın köründe kalkınca yastığımla geldim. Dayanamıyorum. Aralarda uyumayı düşünüyorum. Ama hangi yastıkla uyuyacağım? Neden yastıklar var elimizde? Neden yastıklar var? Özellikle çünkü horlamayı konuşacağız. Belki evet. De doğru yastık seçimi bizim... bizim değil ama eşimizin en azından daha az horlamasını sağlayabilir. Bugün onu konuşacağız aslında ama mesela sizler evde yastık seçimine dikkat ediyor musunuz? Tabii. Kimisi ince sever, kimisi kalın yastık sever. Şöyle bir bakalım sever. Mesela. Kime uygun? Size uygun mu bu? İyi mi? Şu mu size uygun? Kime? Şimdi soracağız hocamıza bakalım. Mikrofon nerede bu arada? Mikrofon nerede? Bir bakın bakalım. Size bunlardan hangisi uygun? Bu mesela biraz sert bir yastık. Bu mu? Bundan mı kullanıyorsunuz? Biraz bak, bu şöyle mikrofonu. Çok güzel. Aslında amcaya sormak lazım. Hatta 95 yaşına hangi yastıkla geldi? Yastığıyla beraber bak dolaşıyormuş. Şaka. Evet. Bir yere giderken. Bu kadar büyük değil tabii. Daha bir bak bakalım. Ve onu poşetim. Tutun. Bakabilirsiniz. Sen mesela hangi yastıkları tercih ediyorsun yatarken? Ben mesela ince olacak. Asla şunlarda uyuyamam da. Yine de ince yastık seviyorum. Ama bu muhtemelen omuz ve kafa arasındaki boşlukla mı ilgili, mesafeyle mi ilgili? Yüksek olunca uyuyamıyorum. Bunun bir bilmiyorum faydası var mı? Horlama esasında gerçekten özellikle eşlerin uyku kalitesini çok bozan bir şey. Tabii. Ve kişinin uykusuz kalması da hep söylediğimiz gibi pek çok hastalıklara da davetiye çıkarıyor aslında. Evet, kalitesiz uyku. Ertesi gün zaten bağışıklık sistemi. Yine oraya geldik. Gene aynı noktaya geliyoruz değil mi? Bağışıklık sistemini zayıflatan bir şey uykusuzluk. Erkekler mi daha çok horlar peki? Sence? Erkekler bence kilo daha fazla olduğu için bence erkekler daha fazla. Peki horlar. Aranızda hanım olarak horlayan var mı? Bak kabul ediyor ama hanım, yani bizler kabul ediyoruz.
Erkekler horlamaz aslında. Var mı hanımlarda işte horlayan? Var gibi ama. Ama mikrofona konuşursanız efendim, çünkü duymuyoruz. Ben söyleyebilir miyim? Evet. Benim bir arkadaşım var. Horlamadan konuşunca dedi ki yok ben o horlamam dedi. İyi dedim. Gece uykum kaçtı. Geldim baktım ki bir ses. Tuttum telefonu açtım. Böyle tuttum. Güzelce horlamasını aldım. Aldıktan sonra sabah oldu. Dedim ki horlamıyor musun dedim. Bak dedim bu kim horluyor dedim sen. Hakikaten mi olcayanım dedi bana tuttu. Vallahi sensin dedim. Baktım da odama geliyor sesin dedim. Horlama sesin dedim odama geliyor dedim. Böyle gülüştük artık. Peki, ama. Peki mesela o horlarken o kayıt aldınız ya. Mesela nefesi kesiliyor muydu? Fark ettiniz mi hiç? Kesilmiyor. Alıyor veriyor. Alıyor veriyor. Alıyor veriyor. Peki aranızda mesela eşi horlarken nefesi kesilen var mı? Hani şimdi mesela yattı. Hop. Şeklinde tekrar mesela bir horlamayla tekrar nefesini yeniden almaya başlıyor mu? Mesela sizin eşiniz mi öyle? Benim eşim aynı şeyi yapıyor doktor bey. Kilolu mu peki? Biraz kilosu var. Fakat o horlama anında böyle bir silkelenerek uyanıyor nefesiyle beraber. Böyle sanki bitiyor o nefes uyku onda. Uyku apnesi tarifi. Ben bile dedim, onun o haline uyanıyorum. Şimdi mesela uyku apnesi olan, biraz önce çok güzel tarif etti. Uyku apnesi olan kişilerde kalp krizinin bile daha yüksek olduğunu gösteren çalışmalar var. Allah korusun. Dolayısıyla genel sağlık olarak bizi çok etkileyen bir durumdan horlama bahsediyoruz. Horlama deyip geçmeyeceğiz. Şurada bir soru var. Evet mikrofona. Benim eşim kalp krizi geçirmeden önce çok horlardı. Kalp krizi geçirdikten sonra da işte sizin dediğiniz gibi horluyor. Sizin dediğiniz dura gibi dura horluyor. Dura dura değil mi? Dura dura. Şimdi hepsini konuşacağız. Ama bunun ne kadar önemli olduğunu altını çizelim ki hem izleyicilerimiz sorularını da sorabilir ekran başından. Ve tedavisinin olup olmadığını öğreneceğiz. Çok değerli bir konuğumuz var. Hemen davet edeyim alkışlarınızla kulak burun boğaz uzmanı Profesör Doktor Dilaver Öztuğran. Hocam hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Efendim nasılsın? Çok teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Şeref verdiniz. Bu şeref bana ait efendim. Hayırlı olsun. Çok güzel teşekkürler. Program. Çok teşekkürler. Seyrettim. Sayenizde güzelleşiyor. Bilgi bölümü seyrettim. Bayıldım yani. Her şey çok güzel. İzleyici çok heyecanlı. Çok keyifli şeyler katıyor. Bir de çok bilgili maşallah. Çok. Nereden buldunuz? Bayılıyoruz onlara biz. Yani iyi ki varlar. İyi ki geliyorlar. Her bir de aslında hakikaten bu tür programları yapıyor olmak toplumu çok bilinçlendiriyor. Evet. Bilgi seviyemizi yükseltiyor. Hastalıkları artık tanımaya başladık. Bakın hani çok güzel bir şekilde benim eşimde şu var ve artık bundan şüpheleniyorum diyebiliyor kişiler ve bence doktora gelmeyi de biraz erken hale getirdik galiba. Yani yaptığınız müthiş bir kamu hizmeti bir defa. Yani toplum sağlığı bu. Bir hekim dünyanın en iyi hekimi bile günde 20 tane 30 tane hasta bakar. Sonuçta 20-30 kişiyi aydınlat. Siz milyonları aydınlatıyorsunuz. Çok teşekkür. Yaptığınız çok ciddi ve özellikle böyle ciddi yapılınca bambaşka. Tabii tadına doyum olmuyor. Ben izleyici olarak dışarıda şey kaldım. Ekrana böyle esir kaldım. Bir sürü bilmediğim şey öğrendim tabii ya, bu arada. Yani ne güzel. Hekim ama bana soracaklar diye ödüm koptu. Bağırsak boyu ne kadardır diye. Gerçekten. Öğrendim. Tabii canım yani bunu unuttuk ama biraz önce çok güzel bir soru sordu aslında. Hangisi? Kabız biri katıldı ve şey dedi başı dönüyor dedi. Yani bayılıyor bayılıyorlar. Dedi. Bayılıyor aslında dedi. Çok evet, mantıklı bir soru çünkü muhtemel kulakta hidrop şey var, fistülü var. Ya akındığı zaman başı dönüyor. Kulak burun boğaz uzmanı olarak yani görmesinde fayda var çünkü o neden olabilir ben fistülü var, akındığı zaman basınç artıyor ve başı dönüyor. Baş dönmesini baygınlık gibi algılıyor ve çok da doğru bir his. Dolayısıyla bir kulak uzmanına gitmesine fayda bir tane hastayı kaptık. Hocam multidisipliner yaklaşım işte budur. Ama bir konuk olarak sizin de programı arkada bu kadar dikkatli izlemeniz. Bundan sonra ben şurada olacağım. Doğuştan bekliyoruz. Adı koymayalım hastalarınızdan. Peki şimdi horlama ile ilgili bir sorular sorduk. Horlamanın ne kadar hani böyle basit bir şey olmadığını da öğreneceğiz. Sokak röportajlarımızı bir izleyelim. Hemen bakalım izleyelim. Kimler horladığını kabul ediyor, kimler etmiyor, nasıl cevaplar gelmiş. İzleyelim devam edeceğiz. Horluyor musunuz veya yakınınızdaki biri horluyor mu? Kim horluyor? Kendi horlamamdan böyle yataktan kalktım hatırlarım yani. Horluyormuşum. Şiddetli bir horlama mı? Bu yastığı ters gelince horluyor yoksa genelde horlamıyor. Eşim horluyor. Buradaki küçük yaramaz da horluyor. Eşim uyandırıyordu fazla horladığım için. Uyku apnesi vardı. Onun tedavisini gördüm.
Peki sizin böyle horladığı içime dürttüğünüz falan oluyor mu? Sabaha kadar. Sabah namazından sonra, ben ondan sonra yatıyorum ama horladığı için mecbur salona gidiyorum. Ara sıra dürtüyorum, uyandırıyorum, tekrar devam ediyor tabii. Böyle yatma diyorum, yani yatıyor. O zaman kesin. Nefes alamadığımız için, burnumuzdan nefes alamadığımız için horlandığını biliyorum. Vallahi çok yorulduğunda herhalde oluyor. Bir de ters yattığında mı artık bilmiyorum. Tabii biraz da kilomuz var. Ondan da olabilir. Genelde şey, yastıktan oluyor. Veyahut böyle az üstü yatınca oluyor. Ben öyle şey yapıyorum. Peki horlamayı engellemenin böyle çareleri var mı? Bunları biliyor musunuz? Ben Sivop makinesi kullandım. Hemen hemen 3 sene kadar. Burun bantları da işe yaramıyor. Burun bantlarını da eşime aldık. Mutlaka vardır yani. Bir doktora gitmek gerekir onun için herhalde. Mutlaka vardır da ben bilmiyorum. Böyle bir tedaviye hiç yeltendiniz mi? Yaptırdınız mı? Hayır. Memnunum horlamaktan. Ne? Yan döndü, hiç horlamıyorum. Ne yapmamız lazım? Size soralım biz de. Çok farklı sorular var, farklı cevaplar var. Esasında konuyu çok bilmiyoruz bence. Ama herkes horlamıyor yani bakınca. Horlama da çok var ama hani çok hakim değiliz aslında. Biz de değiliz aslında çünkü bu hastalık öyle bir halde biz ki. De değiliz, değil biz de değiliz. Biz de değiliz çünkü hep emin olduğumuz anlarda hayal kırıklığına uğradık. Yani horlama işin komik kısmı, yani o güldüren kısmı. Bizi ilgilendiren o uykuda nefes kesilmesi, yani yaşamı tehlikeye atan ciddi kısmı yani. Şimdi ciddi kısmında da öyle bir şey ki bu. Elinizde çekiç varsa bütün dünyayı çivi zannediyorsunuz. Yani bana gelirsiniz, size ameliyat edeyim derim. Diş hekimine gidersiniz, bir tane diş aparatı vereyim der. Nörolog ya da uykuyla uğraşan akciğer uzmanlar da uğraşıyor. Sibap vereyim der. Şimdi hangisi doğru? Bir antidepresan veren bile olabilir. Antidepresan verebilir. Yani bir defa 3000'den fazla patent var. Yani bu ne anlama geliyor? 3000'den 5000'den civarında horlamaya yönelik şeyler var. Her gün duyuyoruz. Her gün yeni bir şey. Boğaz spreyleri çıkıyor, burun bantları var. Dünyada en etkilisi ilk çıkan aslında. Tenis topu yani. Ne yapıyor tenis topunu? Evet, pijamanın arkasına dikiyor. Evet. Sırt üstü yatmıyor. Ne zaman yatarsa. Aa, ben bunu yeni duyuyorum. Tabii. Evet. Patlamamış tenis topu ama. Yani böyle diri diri olacak ve hocam, döndüğü zaman. Hocam o şeydir ya zaten. Sırt üstü yani bir diye. Hastalık için birden fazla çözüm ürün varsa, ürün varsa o hastalığın esasında tedavisini tam bilmiyoruz anlamına geliyor. Bilmiyorum. Yani öyle bir sıkıntı var. Dediğiniz gibi şimdi marketlere bile gittiğiniz zaman horlamaya karşı veya internette satışı var. Öyle değil mi? Yani burun bantı takın, horlamadan kurtulun diyor. Mesela hemen onu ben sormak istiyorum. Bunların etkinliği var mı gerçekten? Şimdi her birinin farklı şeyi nedenleri var. Nedenleri farklı tabii. Nedeni bilmiyorum. Çünkü eskiden burun derdik. Burun tıkanıklığı horlama sebep midir? Sebeptir. Çok kötü burnu tıkalı olan hastalarım var benim. Soruyorum, hiç horlamıyorum diyor. Ama burnunda çok az tıkanıklı olan kişi var, horluyor. Şimdi biz hep farkındaysanız erişkin, sokak röportajları da öyle hep erişkinlerle yapılmış. Bizim asıl korkumuz çocuklar. Evet. Çünkü biz apne hastalarını çocuk yaşta tespit etmek zorundayız. Ne kadar küçük tespit edilirse erişkin yaşa bu kadar az rastlatıyoruz. Hı hı. Peki nedir çocukta horlatan şey? Basit şeyler. Nedir? Geniz etidir. İri bademciktir. Şimdi siz bir şey sorabilir miyim? Çünkü o videoda bir aile vardı. Çocuğunu dedi ki, gösterdi. Hani, evet, eşim de horluyor dedi, çocuk da horluyor dedi. Mesela çocuğun sadece horlaması endişe verici bir durum mudur? Yoksa beraberinde apne, yani nefessiz kalma varsa mı korkulması gerekir? Şimdi çocukta, şimdi bir defa şunu belirlememiz gerekiyor. Bu progresiftir, yani ilerleyen bir tablodur, ilerleyen bir hastalıktır. Çok masum horlamayla başlıyor. Hı hı. Sonra yine röportajlarda güzel bir şey vardı. Uykum horlayarak, horlamamla uyanıyorum diyor. Kendi horlaması. Şimdi horluyor, masum, gülüyoruz, geçiyoruz. Eşi ise sırt dön, yan dön diyor. Ya da bazı tedbirler nedir? Alkol almadan uyu diyoruz. Tok karnı uyumamasını istiyoruz. Çok yorgun uyumamasını istiyoruz. Sonra bir sonraki safhayı çok güzel söyledi. Ne yapıyor? Horlamamla uyanıyorum diyor. Bu aslında üst solunum yolu direnç sendromu gelişiyor. Yani dili uykuya izin vermiyor. Ne yapıyor? Bunu hepimiz yaşıyoruz aslında. Böyle yorgun gelirsiniz, sonra bir uyanırsınız. Hmm. Hafif bir boğulma hissi vardır. Bu direnç sendromudur. Yani bu aslında hala iyi bir haber bu. Ama ne zaman kişi horluyor, horlama sırasında nefesi kesiliyor, sabah yorgun kalkıyor, gün içinde ihtiyaç oluşuyor, uyku ihtiyacı oluşuyor. Bu apnedir. O zaman mutlaka hekime başvurmalı. Şimdi ben
Yıllardır çalışıyorum. Bana daha horluyorum ya da işitme kaybım var diye gelen hasta olmadı. Hep birileri getiriyor. Evet. Horlamayı da öyle birileri getiriyor. İşitme kaybında siz duyduğunuz kadar işitiyorsunuz. Yani herkes öyle duyuyor zaten. Horlama da öyle. Niye erkekler daha çok horluyor? Hormonal. İkincisi geyik avına çıkan erkek, suyu kaynatan kadın. Dolayısıyla erkekler daha yorgun geliyor. Daha geyik avına çıkan erkek, suyu kaynatan kadın. Ne kadar kadın evde yani. Ne yapıyor? Yoruluyor mu? Yoruluyor ama sonuçta dar alan, oturması için, dinlenmesi için daha uygun vakit var. Günümüze niye geldi peki bu? Artık biraz önce beslenmeyi anlatırken çok güzel şeylerdi. O geleneksel beslenmeyi de bozduk. Ne yapıyoruz? Artık akşam yemekleri uzun oluyor. Halbuki genel beslenme... Gece dışarıda yersek. Nedir beslenme? Köylü kalkar, hazırlar, gider. Önce arıkları yani su yollarını açar. Sonra saat 10 gibi hafif bir kahvaltı yapar. Çalışır. Saat 4-5 gibi evine gelir. Tencere yemeğini yer. 8-9-10'da uyur. Ne diyoruz? Aç uyuyun diyoruz. Şimdi tok karna uyursanız bu uykuya uygun değil. Yani beyniniz uyuyor, bağırsaklarınız uyumuyor. Zaten deriz ya bazen horluyorum, bazen horlamıyorum. Tabii. Yorgunluk, yani yemek. Günün o temposu da çok önemli tabii. Yani gün içinde yoruldun mu, yorulmadın mı, dinlendin mi, ne yedin, en son ne yedin, ne içtin, miden dolu mu yattın, tok mu yattın, yatağın sert mi, düz mü, yastığın yumuşak derdin mı? Derdin var mı, yok mu? Yani, bir sürü nedeni var çünkü. Tıbbi olarak tabii ki uyku apnesi ve diğer fiziksel olarak sebeplerden özetle bahsettiniz. Ama yastık, yatak, yorgan ve yatış pozisyonu şeklimizle ilgili. Keşke ona kalsa. Keşke ama biz gene de. Şu yastık seçimini bir anlatalım istiyorum. Ama aranızdan... Yastık sponsorumuz yok değil mi? Yok. Aranızdan bir kurban, yani bir izleyicimizi davet edelim. Bir kurban. Buyurun. Buyurun sizi alalım, bir alkışlayalım mı cesaretinden dolayı? Yatıracağız. Haberi var mı acaba neler yapacağımızdan? Şimdi... Bir gelin bakalım. Soralım bakalım nasıl yatıyor, nasıl yastık kullanıyor. Hoş geldiniz. Şimdi bu sizin yatağınız. Evet. Akşam oldu, yemeğinizi yediniz, yattınız. Nasıl yatıyorsunuz? Ben genelde sol tarafıma yatıyorum. Hep sola mı? Yüzünüz bu tarafa, sırtınız dönmek. Hocam, izleyicimiz yatarken şeyi sormak istiyorum. Sola yatmak kalp sağlığına zararlı derler, doğru mu? Ben yok anlamam. Öyle bir şey. Tamam, yok öyle bir şey. Ama yani şimdi ben mi duydum bunu ilk? Şimdi? Duyan var değil mi burada? Çok söyleniyor. Yatın bakalım. Çok söyleniyor. Yani kadınlar genelde yüzü kapıya dönük uyur, biliyor musunuz bunu? Evet, hemen kaçayım. Niye hep kaçmaya hazır hale geldi? Kaçmaya hazır olmalıyım, evet. Ya da çocuklarını kaçırmaya hazır hale geldi. Çünkü yuvayı şey yapar, kadındır. Onun için uykuda da bile sorarız biz. Ne tarafı? Vallahi hocam taraf önemli, yüzüm kapıya bakmalı der. Kapıya yakın olmalıyım her zaman. Allah aferin, Allah. Akıllıdır kadınlar. Öyle bir takıntım var. Yani önce bence o zaman neyle başlayalım biliyor musun? Bak yastıkları bir verelim. Tamam, hangisini tercih edecek? Bu yok ya, tamam. Daha alçak seviyor o zaman. Alçak tercih ediyorsun. Evet. Biraz daha yarı yumuşak olsun istiyorsun. Evet. Bir de mesela böyle farklı ürünler çıkmaya başladı ya hocam. İşte horlamaya karşı mesela yastık. Yani burada esasında bir mucize yok sonuçta. Hep onu söylüyoruz. Yani sadece bir şeyi değiştirerek bunun önüne geçemeyiz değil mi? Tilkiye çember çizmişler. Atla sana kuzu demiş. Hocam çembere bakmış. Hedef küçük, ödül büyük, atlamam demiş. Yani yastıktan falan medet beklemeyin. Evet. Ama İlla bir yastık anlatacaksak en iyi yastık rahat ettiğiniz yastıktır. Evet. Alışkanlığınız olan yastık. Yani öyle bir kural yok değil mi? Yüksek olsun, alçak olsun. Tamam, yatalım bakalım o zaman. Tercihini yaptı. En azından hani tenis topu hikayesi gibi nasıl yatarsak horlamayız. Nasıl rahat ediyorsunuz? Siz nasıl yatıyorsunuz? Kapı tersine. Burada kapı diyelim. Bu arada ben mikrofonu alabilir miyim? Kapıyı görecek. Kapıyı görecek. Kapı bu tarafa. Şimdi aslında mesela bana sorsanız burada horlamaya aday biri var mı diye ben yüzüne bakarak horlayan kişiyi tayin etme şansım var. Hepimiz bulabiliriz aslında. Horlayan kişiler genellikle kısa boyunludur. Yani bizim apne dediğimiz. Kısa boyunlular daha çok horlar. Şişmanlar daha çok horlar. Kısa boylular daha çok horlar. Menopoz sonrası kadınlar horlamaya başlar ve daha çok horlar. Orada da enteresan bir şey var. Kadınlar erkekten horlamasına tahammül ediyor aslında. Ama erkekler horlayan kadına çok fazla tahammül etmiyor. Bu da enteresan bilgi. Ya 30 yıl bu horlamayla uğraşınca şey yapıyor. Çünkü kadın kocasını getirir, hocam horluyor diye. Erkek kadını böyle anlatmıyor. Hocam bir şey yapın, bu kadın çok horluyor der. Yani bir şey vardır. Tahammül sıfır. Tahammül biraz evet. Çünkü erkek daha çok uyumaya muhtaç aslında. Yani
uykuyu horlamayı tarif edecek olursak şöyle tarif edin. Sizi gecede 100 defa uyandırsalar sabah nasıl uyanırsınız? Çok kötü. Hı. Horlamanın özü budur zaten. Apnenin özü budur. Eğer gecede 100 defa sizi biri uyandırmışsa kötü kalkarsınız. Gecede 100 defa uyandırılması öğlen yemeğinden sonra uykunuz gelir. Peki horlama hastalığının yani apnenin nasıl olduğunu bulunduğunu biliyor musunuz? Ne kadar zamanda ciddiye alındığını? İngiltere'de bir tır şoförünün açtığı davayla çıkıyor ortaya. Tır şoförü trafik kazası yapıyor ve geri dönüp kayıtlara baktığında şoförün apne hastası olduğu çıkıyor. Doktorunu davet ediyor. Diyor ki benim apne olduğumu tespit etse ve ben buna yönelik tedavi yapsaydı ben bu trafik kazasını yapmayacaktım diyor. Şimdi biz neyin iddiasındayız? Çok önemli nedenlerinden bir tanesi çünkü. Gerçekten. Trafik kazalarının en büyük şimdi trafik polisleri yolda çeviriyor. Neye bakıyor? Ruhsata bakıyor. Alkol üfletiyor. Halbuki ben olsam, ben polis olsam şoförün tipine bakarım. Eğer kısa boyun, şişman, gözlerin altı mosmor, kısa boyun şöyle bir adamsa ben onu alır mutlaka uyku laboratuvarına götürürüm. Apnesini belirler, peki, trafik kazasından kurtarırım. Uykuda ne yapacağız? Şimdi herkes yastık diyor. Yastık aslında horlama sebeplerinden biridir. Niye? Çünkü boynu aşağı doğru büküyor. Biz şimdi, sırtın da yüksek olmasını istiyoruz. Evet, izleyicimiz gerçekten sırtına da koydu yastığı. Doğru yaptı. Ben mesela bunu yapamam. Ben şuradan başlar yastık benim. Görünüyor mu? Şuradan başlarsa daha rahat ederim. Ama izleyicimiz ne yaptı? Omzunu da koydu yastığa. O zaman mesela yatağın baş tarafını biraz kaldırmak başın faydalı biraz olur daha değil mi? Yüksek olmasına fayda var. Baş değil, sırtın hafif yüksek olmasına fayda var. Çünkü bu sizi hem boynunuzu doğru pozisyona tutacak hem de mide asitinin yukarı kaçmasının önüne geçecektir. Ya uyku her şeyinizdir aslında. Yani bütün gün enerjinizi verecek olan şey uykudur. Açlığa tahammül edebilirsiniz. Kaç gün aç kalabilirsiniz? 2 gün, 3 gün aç kalabilirsiniz. Ama 3 gün uykusuz kalamazsınız. Niye? Çünkü uykuda her şeyiniz yeniden regüle ediyor. Uyku sizi formatlıyor. Sinir beyninizi bozuluyor hocam. Beyninizi formatlıyor. Mesela sağlıklı düşünceyi ne zamanlar işinizle ilgili, hayatınızla ilgili doğru kararları akşam vermeyin. İyi uyuyun, mutlaka sabah verin. Sabah gördüğünüz göreceksiniz o gece kafanıza takıp uyutma, sizi uyutmayan şeylerin aslında çok basit şeyler olduğunu çünkü göreceksiniz. Çünkü esasında biyolojik saatimiz de öyle çalışıyor ya. Yani biz gece uyuduğumuz zaman beynimizdeki o toksik maddeleri esasında fare deneyleri onu gösteriyor. Aynen. O kanalların içinden bütün hepsi temizlenmiş oluyor. Sabaha da güne hazırlanmamız için kortizol yükselmeye başlıyor. İşte bazı hormonlar yükselmeye başlıyor. Seni güne hazırlıyor aslında. Evet. Ama eğer sen iyi bir uyku almadıysan beynin biyolojik saatinde esasında kırmış ve bozmuş oluyorsun. Evet, şimdi izleyicimizi uyutmadan hemen... Şimdi niye horluyoruz? Kısaca bunu anlatacağım. Ağız kapalı, dilimizi tutan şey çenemizdir. Yani dilin bir bağı yok. Dili orada tutan bir bağı yok. Dili tutan ağız. Şimdi ağzımız kapalı, dil nerede? Önde. Bakın, ağzımı bir santim açacağım, dil arkaya kaçıyor. Daha çok açtığımda dil arkaya kaçıyor. Ağzı kapalı tutan şey nedir? Burundur. Yani sizin burnunuzun açık olması lazım. Solunum yolu burundur. Şimdi burunu niye ciddiye alıyoruz? Bir, ağzınızı kapatmak için ciddiye alıyoruz. İki, havayı temizliyor, havayı nemlendiriyor, havayı ısıtıyor. Yani sizin akciğerinize temiz, uyumlu havanın gitmesi için o havanın burundan geçmesi gerekiyor. Hangi burundan? Çok açık burundan bahsetmiyoruz. Bir doktorun, bir kulak boğaz uzmanının yapacağı en kolay şey sizin burnunuzu çok açmaktır. Çok kolaydır çünkü burun orta bölmesini alırsınız, etler alırsınız, baca gibi burnunuz olur. Ama bu bir insana yapılabilecek en büyük kötülüktür. Burun yeteri kadar açık olmalıdır. Çünkü bahçe sular gibi. Fazla açılırsa? Evet. Hiçbir işe yaramaz. Biz hastalarla bunun çok dengesini yapıyoruz. Hocam diyor ameliyat oluyor böyle hastanın bizden beklentisi baca gibi nefes almak. Hayır, hava burnun etten içinden ısınacak, nemlenecek, temizlenecek, akciğere gidecek. Bazen nefes alırken ses duyuyoruz burnumuzdan. Orada bir deviasyon, yamukluk olduğunu mu gösteriyor? Yani ameliyat, sesli nefes. Sesli nefesin bir numaralı sebebi pasajın kısmen dar olmasıdır. Kimsenin burnu Berlin duvarı gibi düz olmak zorunda değil. Yeteri kadar olsun. Alt tünel. Dolayısıyla burun açık olmalı iyi uyku için. Burnunuz bunu açık mı? Peki muayenede nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani direkt olarak görüyor musunuz? Yoksa direkt olarak endoskopik olarak da hani içine bakıyor musunuz? Endoskopla görmeyin. Yani klasik muayenede biz sadece burnun girişini görüyoruz. Endoskoplar sayesinde burun arka tarafında tıkanıklık olup olmadı. Endoskop dediğimiz nedir? Işıklı çubuklar. Ucunda ışık var.
Hemen şuradan size bir endoskop göstereyim. Burada endoskop vardı. Tabii endoskoplu geldim. Hocanın bütün muayene ekibi burada. İzleyicimizi de muayene edermişiz değil mi şimdi? Ederiz tabii. Edilebilir. Bunun sayesinde biz arkaya kadar gidebiliyoruz. Damağı da görebiliyoruz. Şimdi burun bir doktora gittiğinizde neye bakıyor? Biz kulak mazlum olarak horlayan kişinin nesine bakıyoruz? Burun açık olup olmadığına bakıyoruz. Burun etlerinin büyük büyük olup olmadığına bakıyoruz. Polip olup bandı. Yani burunda üzüm salkımı gibi polip var mı? Bende vardı, aldırmıştım. Yeniden büyüdü, yeniden aldıracağım. İşte polip aldırmıyoruz tabii. Polibi yapan hücreleri yok ediyoruz. Neye bakıyoruz sonra? Burun arkasında tümör var mı? Burun arkasında özellikle çocuklarda geniz eti var mı? Sonra neye bakıyoruz? Damağa bakıyoruz. Damak biz zaten her şeyi veriyor. Ödemli, şiş, kat kat pililenmiş, küçük değil büyük bir damak varsa bu kişinin horlamaması mümkün değil. Niye? Çünkü kendi kendini tıkıyor. Biz horlamaya, yani apneye ne diyoruz? Tıkayıcı tipte horlama hastalığı diyoruz. Yani sizin boğazınız, sizin küçük diliniz, sizin iri bademciğiniz, sizin diliniz ya da dilinizin kökü sizi tıkıyor. Boğazınızı tıkıyor. Yani siz uyuduğunuz zaman, bir de eğer alkol almışsanız ya da uyku ilacı almışsanız ya da alerji ilacı almışsanız kaslar iyice gevşiyor ve her şey orayı tıkıyor. Ne yapıyoruz? Biz onu işte dediğim gibi, yani kimine göre cerrahi, kimine göre maske, kimine göre yaşam biçimi. Doğrusu yaşam biçiminizi düzeltmeniz. Evet. Bu hastalığı gittiniz, ameliyat oldunuz ya da maske aldınız ama hayatınız yine devam ediyor. Vur patlasın, çal oynasın, gece 11'lere kadar, 12'lere kadar yemek yiyin, alkol alın, tok karnı uyuyun. Bu yapabileceğiniz en kötü şeydir. Siz nasıl uykuya hazırlık deyince ne anlıyorsunuz? Odadan çıkıyorsunuz, banyoya gidiyorsunuz, dişinizi fırçalıyorsunuz, makyajınızı siliyorsunuz, uyuyor. Hayır, iyi bir uykuya hazırlanmak için 4 saate ihtiyacınız var. Yemeği keseceksiniz. Şimdi yemeği kesin dediğimiz insan, hocam ben yemeği bırakıyorum ama diyor. Sonra meyve dahil mi? Yediğiniz her şey yiyecektir. Ve hatta içtikleriniz. Yani. Peki özellikle gazlı bir şeyler içiyorsunuz. Gerçekten, kahve. Birazdan gerçekten uyuyacak. Şimdi hemen zaten gönderelim. Uyuması için oyalıyorum şimdi aslında. Evet, şeyi sormak istiyorum. Kaç saat kala yemeğiniz bitiyor? Ben saat 5'te yerim. 5'ten sonra bir şey yemem. Oh, biraz doğru. Erken bayağı ama 5. Erken mi uyuyorsunuz? Ben evet, uyuyamam. İnsan aşırı. Evli misiniz? Uyuma saatine bağlı sorumlusunuz. Onda. Evli değilsiniz. Değilim. Tabii onda işiniz uyuyor. Kolay. Peki sırt üstü yatmak horlamaya sebep olur mu? Sırt üstü yatmak, bakın herkes horlar. Yani ben horlamıyorum diye kimse şey yapmasın. Çünkü övünmesin. Bir kere yani. Yani yaşıyorsanız, canlıysanız sadece ölüler horlamaz. Canlıysanız horlamamanız mümkün değil. Hocam, yani bir şekilde burnunuz tıkanacaktır. Hayatınızın bir döneminde mutlaka horlamış olacaksınızdır. Buyurun. Şimdi yani mesela horlama, şu da horlama mı? Bu sesli uyuma. Ha, yani öyle her ses çıkarma horlama değil o yok, zaman. Yok değil tabii. Tamam. Yani o öbürü birazcık bende var gibi sanki. Yani olacak canım o kadar. Çok teşekkür ederiz size. Çok bu arada sizin yerinizi alabiliriz. Çok sağ olun. Şimdi biz de yavaş yavaş orta tarafa doğru geçelim. Çünkü gerçekten dışarıdan izleyicilerimizden gelen pek çok mesaj varmış hocam. Onları da yavaş yavaş cevaplayalım istiyoruz. Sonra size kızıyorlar. Ben endoskopumla kaldım. Evet, çok iyi yaptın. O şuraya kadar mı hocam? Yok aslında. Yani bu hepsi gitmiyor tabii bunun. Şu kadar kısmı bize yeteri kadar fikir veriyor. Evet, peki hemen bir soruyla devam ediyoruz. Eşime uyku terörü teşhisi kondu diyor izleyicimiz. Psikiyatriye yönlendirilmiş. İlaç kullanmış. Uzun bir süre sonlandırıldı. Uyku terörü mü? Ama ara ara hala devam ediyor. Ben onu anlayamadım. Uyku terörü derken neyi kastediyor? Işte acaba sinirli bir uyanma. Yoksa hocam hani uykuda bir şey geçirip, epilepsi nöbeti geçirip de bir hani ani hareketlerle belki kadına çarptı. Öyle bir şey mi acaba? Yani bilemiyorum ben, yani. Uyku terörünü çünkü tıbbi olarak ben şey yapamadım, bilmiyorum. Çocuklarda şöyle açıklıyorlar. Gece uyanıp mesela sebepsiz şekilde ağlıyor. Çığlık çığlığa kalkıyor. Ve sebepsiz aniden de uyumaya devam ediyor. Kabus yani, görüyor yani. Belki de izleyicimizin eşi de işte uyku terörü uyanıyor. Sinirli, agresif, ağlıyor mu artık? Soru bu kadardı. Ya da adam uyku terörünü bahane ederek kadını gece dövüyor. Yani bence o tanıyı iyi şey yapmak lazım. Bu soruyu ben atlamayı öneriyorum açıkçası. Çünkü hem konu uyku apne ile ilgili değil, hem de bahsettiğimiz tablo belki birazdan nörolojik bir tablo olabilir. O yüzden bir sonraki WhatsApp sorusuna geçelim. Ama güzel şey, benim uyku terörüm var deyip dövüyormuş. Bir soru daha hemen. Yok hocam, karşıyız. Hepsine karşıyız. Evet, yeğenimde uyku apnesi var
aletle yatıyor. 10 yıl oldu böyle yatıyor. Alet ne diye doğru söylüyorum değil mi? CPAP'tan bahsediyor zannediyorum. Gelişme olur mu, tedavide var mı diyor izleyicimiz. Şimdi bu aslında mümkün. Şimdi biraz önce size anlattım ne yaptı? Dil, küçük dil, dil kökü, boğazdaki kaslar hepsi tıkadı. Makine dediğimiz şey ne biliyor musun? Uyku makinesi, yani apne cihazı. Basit bir pompa aslında. Ne yapıyor? Maskeyi takıyor. Maskeye alet yüksek basınç hava veriyor. O hani tıkamıştı ya, o tıkanmış olan yeri solunum yolunu açarak, iterek havayı veriyor. Şimdi havayı, insan bedeni hava alırken aktiftir. Yani biz hava alıp nefes alırken, bakın bir eylem uyguluyoruz, nefes alıyoruz. Hı hı. Pompa da öyle, pompa şişiriyor. Sonrası pasif olay. Şişmiş olan akciğer havayı diye veriyor. Dilan Hocam, peki bir şey soracağım bu CPAP'la ilgili. Hep şu söylenirdi. Yani bugün uyku apnede en başarılı, daha en başarılı altın demeyin de, yani altın standart olarak kullanılan tedavi CPAP tedavisi. CPAP'tır, yani evet. Bu söylediğimiz maske halen aynı mı? Aynı şey. Bir değişiklik bakın, yok. Bakın apne skorunuz, biz apne skorunda skora göre tedavi veriyoruz. Yani hı, apne skoru 20'lerde ise, 10'larda ise yaşam biçimi diyoruz. 20'lere 30'lara çıktı, ameliyat şansı var. Nedir ameliyat? Buruna yönelik ameliyatlar. Yani artık böyle saldıralım, küçük dili alalım, damağı keselim falan gibi ameliyatlar yapmıyoruz. Yani o hani 25 yıl önce, 15 yıl, 30 yıl önce UPP denen ameliyat, onları yapmamaya çalışıyoruz. Bir ara hemen işte küçük dili ufaltma, yumuşak damak ameliyatları çok böyle çok agresif ameliyatlardı. Evet, çok agresif ameliyatlar. Ve bu arada masum, yani ihtiyacı yok dediğimiz o küçük dil aslında çok muhtaç olduğumuz şey. Çünkü boğazın nemlenmesini, kurumamasını sağlıyor. Dolayısıyla ne yapıyoruz? Sebebe yönelik tedaviler. Burun tıkanıklığı varsa mutlaka burnu açıyoruz. Neyle? İlaç tedavisi. Alerjik riniti varsa ilaçla. Cerrahi gerekirse sonra bekliyoruz. Burnu açtıktan sonra bekliyoruz. Ve mutlaka bu bir işbirliği. Diyoruz ki burnunuzun açıldıktan sonra lütfen kilo vermeye çalışın. İki, mutlaka spor yapın. Spora ne faydası var? Spor sadece kolunuzun kaslarını ya da karnınızdaki six pack'lerinizi çıkarmıyor. Damaktaki kasları da gerginleştiriyor. Bizim derdimiz bütün kasları gerginliğini sağlamak. Yani o jöle gibi kasların boğazını tıkamasının önüne geçiyoruz. Diyoruz kilo ver, spor yap, aç uyu, alerji ilaçları alma, mümkünse alkol almamaya çalışın. Şimdi bu ne olmadı? O zaman 20'lerde, 25'lerde, 30'larda apne hipopne endeksi, o zaman cerrahi önerebiliyoruz. Neyle? Küçük dilin bütünlüğünü bozmadan üstünde minik bir baklava dilimi şeklinde damağın biraz daha açılmasını sağlıyoruz. Ama iri bir bademcik varsa biz bunlara öpüşen bademcik diyoruz. Yani bademcikler ağzı açıyoruz. Böyle öpüşüyor bademcik. O zaman mutlaka bademciklerin alınmasını ya da küçültülmesini öneriyoruz. Ya burada şey çok önemli. İndikasyon çok önemli. Yani uyku apne neden oluyor? Zemininde yatan problem nedir? Hepsi çünkü tedaviyi ona göre şekillendirmeniz gerekiyor. Aksi takdirde başarıyı yakalayamazsınız. Yakalayamazsınız. Yani keserek, doğrayarak ya da maske vererek her şeyi çözmek mümkün değil. Kimi uyku testine gönderiyoruz? Bir skalamız var. Bir Epworth denen bir skalamız. Birkaç soru soruyoruz. Bu sorularda basit sorular aslında. Sabah kötü kalkıyor musunuz? Öğlen uykunuz geliyor mu? Televizyon karşısında uyuyor musunuz? Gerginlik var mı? Otomobil kullanırken uyuyor musunuz? Gibi basit sorular soruyoruz. Burada eğer şüphe gösteriyorsa mutlaka uyku testi istiyoruz. Uyku testi size hastalığınızın skorunu anlattığı gibi kişiyi horladığına inandırtıyor. Yani mesela evet, bana doğru hasta geliyor, hiçbir şeyim yok diyor. Uyku testini bir gönderiyor, sabah bir kaset veriyor. Doktor ve ben ölmüş evet, dirilmişim eyvah, diyor. Eyvah. Hocam süremizi dolduruyoruz. Son bir soru var ama aslında sorunun cevabını az önce vermiştik. İzleyicimiz eşim horluyor. Doktora gittiğimizde boynun kısalığından dediler gerçekliği var mı diye sormuş. Evet var dediniz. Boyun kısa, buna rağmen kilo alıyorsa horlamaması mümkün değil. Mutlaka kilo vereceğiz. Bir önceki soruyu da cevap vereyim izninizle. Eğer maske kullanıyor, maskeden efektif. Çünkü işin kilo kısmında da bir sürprizimiz var. Apneniz tedavi olursa kilo da verirsiniz. Yani kilo apne yapar, apne de apneyi çözerseniz kilo da verirsiniz. Dolayısıyla apneyi ciddiye alın, yaşam biçiminizi değiştirin. Eğer doktorunuz maske önermişse mutlaka maske alın. Bununla beraber kilo vermeniz daha kolay olacaktır. Kilonuzu verip sporunuzu yaparsanız belki de apneden kurtulacaksınız. Hocam valla kısa süre içinde zannederim akıllarda olan her şeyin cevabını vermiş oldunuz. Çok teşekkür ediyoruz gerçekten size. Çok teşekkür ederiz. Çok teşekkürler. Başarılar diliyorum. Çok keyifli program. İyi ki varsınız. Ama bizden ayrılmayın lütfen. Verdim. Bizden ayrılmayın. Evet, bizden ayrılmayın. Sevgili izleyiciler, gerçekten harika konular konuştuk. Sizler çok güzel bize eşlik ettiniz. Stüdyodaki izleyicilerimiz sorularıyla, gözlerindeki o merakla bizi izlediler. Harikaydı. Şimdi
Bizden ayrılmayın çünkü programı kaçıranlar ya da yeni açanlar varsa. Evet. Ne yapıyorduk Murat Hocam? Özeti. Bugünün özeti. Yani bugün neler konuşuldu? Ama çok özetle biraz önce neler konuşmuştuk? Mesela bağırsakların sağlığını ve iyi bakterileri nasıl arttırırız onu konuşmuştuk. Neleri yememiz, neleri içmemiz gerekiyor? Bunları kaçırmış olabilirsiniz. Biraz sonra o özetle izleyeceksiniz. Ve Dilaver Hocam'la beraber konuştuğumuz uyku apne kimler? Kısa boylular, kısa boyunlular, kilolular uyku apne için adaydır demiştik. Peki nelere dikkat etmek gerekiyor? Tedavide neler seçenek olarak karşımıza çıkıyor? Bunların hepsini biraz sonra izleyeceksiniz özetimizde. Evet, ekran başından ayrılmayın. Yarın neler konuşacağız? Ayça Kaya gelecek. Bizimle beraber dahili uzmanı Ayça Kaya ile sağlıklı zayıflama ile ilgili konuşacağız. Ve Profesör Doktor Nevres Kaylon'la tansiyon konuşacağız. Çok önemli konular konuşacağız. 360 ekranlarında kalmaya devam edin. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hoşça kalın. Hoşça kalın.